Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere yeni ürünler denediğim bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. İki farklı markanın şahane glossları çıktı. Bunlardan bir tanesi uygun fiyatlı bir marka, diğeri de birazcık pahalı bir marka. Her iki markanın da çok güzel ve benzer özellikli glossları çıktı. Tahmin ettiğiniz gibi bunlardan ilki Fenty'nin gloss pomplarının cream versiyonu ve Maybelline'in lifter glossları çıktı. Bunun içinde hyaluronik asit olduğu da söyleniyor. Ve bu iki markanın yeni çıkardığı glosslarında birbirine muadil olabileceği söyleniyor. Bakalım muadil mi? Çok benzer renkler seçmeye çalıştım. Her iki markadan da ikişer renk seçtim ve size onları göstereceğim. Fenty'nin ürünleri her zamanki gibi Fenty'nin şık kutusunda geliyor. Daha önce çıkardığı gloss pompların ambalajı böyleydi biliyorsunuz. Yeni çıkan cream versiyonunda ambalajı çok benziyor. Sadece üstünde cream yazıyor. Çok şık, çok güzel ambalajı var. Bunların üzerinde şöyle kocamanca cream yazıyor. Çünkü bu glosslar kremsi yapıda, ışıltılı değil ama parlak yapıda. Fırça tasarımını da görüyorsunuz. Öncekiyle aynı. İster dudak kalemi kullanın, isterseniz kullanmayın. Rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Öncekinin de şahane kokusu vardı. Uyguladığınızda yemek istiyordunuz. Ve bunların da şahane kokusu var. İki tane popüler olabileceğini düşündüğüm renk seçtim. Normalde 5 farklı rengi var. Fenty'nin gloss pomplarının cream versiyonunun fiyatı 189 liraydı. Sephora'larda satılıyor. Maybelline'in lifter glosslarının fiyatı da ben indirimde Watson's'tan aldığım fiyatı 30 liraya düşmüştü. Normalde 59 lira gibi bir fiyatı var yanılmıyorsam. İndirim galiba hala devam ediyor. Bakabilirsiniz. Zaten 12-12 indirimleri kapıda olacak. Peki bu iki yeni gloss birbirine muadil mi? Yapı olarak birbirine çok benziyor ama renk olarak birbirinin muadili değil. Zaten biz renk olarak muadil ararız. Özellikle benim elimde iki tane renk var her iki markanın da ve birbirine benzer olabileceğini düşündüğüm renkleri seçtim. Fakat renk olarak bence birbirinin muadili değiller. Her iki gloss'u da gloss yapıda oldukları için, yani kremsi parlak yapıda oldukları için maskeyle maalesef kullanamıyorsunuz. Her tarafınıza bulaşabilir, maskenize bulaşabilir. Ama kesinlikle yapış yapış yapıda olan rujlar değil. Fenty'ninkiyle başlıyorum. Şu an benim dudaklarımda hiçbir şekilde makyaj yok. Sadece dudaklarımı Flormer'ın 229 numaralı kalemiyle çerçeveledim. Dilerseniz dudak kalemi de kullanmayabilirsiniz. Fırçası zaten kolay bir şekilde uygulamaya uygun. İlk göstereceğim renk bence en popüler renklerden bir tanesi olacak. Ben bayıldım. Sürekli de kullanacağımı düşünüyorum. 01 numaralı Mauve Vibes rengi. Morumsu pembemsi bir renk. Gül kurusu aslında. Görüyor musunuz? Benim dudaklarıma da çok benziyor ve Flormer'ın 229 numaralı kalemiyle de gayet uyum sağladı. Ve ışıltı yok. Kesinlikle simler yok içinde. Parlaklık var. Cam görüntü, ıslak görüntü var glosslarda. Çok severim bu görüntüyü. Ben bazen simlilerden çok hoşlanmıyorum ama genelde biliyorsunuz bu cam görüntüye bayılıyorum. Diğerlerinden farkı, diğerleri biliyorsunuz birazcık şeffaf ve simli yapıdaydı. Bu daha opak ve cam görüntüsü veriyor. İnanılmaz güzel. Yılbaşı makyajı yapacaksanız kesinlikle kullanabilirsiniz ve bu renk bence şahane. Şöyle elime de uyguluyorum. Dokusu, duruşu, rengi, pigmentasyonu, her şeyi bence şahane. Şöyle birazcık daha yaklaştırıyorum. Rihanna gerçekten çok güzel tasarlamış. Bayıldım. Fenty'nin glosslarına bayılıyorum. Çok güzel yapıyorlar. Önceki versiyonunu da çok severek kullanıyorum. Şimdi Maybelline'den benzer olabileceğini düşündüğüm bir renk vardı. 05 numara. Onu göstereceğim ama kesinlikle dediğim gibi renk olarak muadil değiller. O yüzden Fenty'ninkini almayayım. Ben gideyim Maybelline'den alayım, zaten aynıymış diye düşünüyorsanız yanılacaksınız. Yapı olarak benziyor gördüğünüz gibi. Maybelline'inki de cam görüntü veriyor ama renk olarak kesinlikle alakası yok. Bu da güzel bir renk. Bunu kullanmayı tercih etmezseniz böyle de güzel bir renk var. Birazdan onu da göstereceğim size. Şimdi Fenty'den ikinci seçtiğim rengi, hatta 5 rengi almadığıma şu anda üzüldüm. 2 tane çok sık kullanacağım ve bence popüler olduğunu düşündüğüm renkleri aldım ama 5 rengi de sanki alınabilirmiş. Ama bazıları çok sarı alt tonlu kahveler olduğu için bana yakışabileceğini düşünmedim. Normal versiyonunda Fenty Glow vardı. Işıltılı yapıda olanın biliyorsunuz. Bu cream versiyonunda da Fenty Glow'u var. Onu da aldım. Şurada elime alta uyguladım görüyorsunuz. Normalde çok iddialı renkleri sevmiyorsunuz ama birazcık şeftali tonlarını da seviyorsanız buna bakılabilir. Cream olmayan versiyonu Fenty Glow'unda bayağı simli simliydi. Onu da alta uygulayarak göstereceğim size. Daha şeffaf, gördüğünüz gibi daha simli. Bunun duruşuna bayıldım. Çok çok sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları çok merak ediyorum. Şimdi diğer rengi de hemen dudaklarıma deneyeceğim. Rujumu sildim. Dudaklarımdan da pudrayla geçtim ve şimdi de 02 numaralı Fenty Glow rengini deniyorum. Cream versiyonunun. Kalemi de uygulamadım. O kadar yumuşak bir dokusu var ki dudaklarınıza aynı zamanda nem veriyor. Şöyle bakın, dudaklarımda
dudakları olduğundan hacimli gösteriyor. Gloss Bomb kremlerin çok seksi bir duruşu var. Bu bendeki de Fenty Glow rengi. Eğer ki daha doğal renkleri seviyorsanız ve şeftali tonlarını seviyorsanız buna bayılabilirsiniz. Çok çok iyi duruyor. Yakışmayacak ten rengi bence yoktur. Müthiş tasarlanmış. Şimdi buna benzediğini düşündüğüm renk de Maybelline'de 04 numaralı silk rengi. Onu da göstereceğim size. Şimdi dudaklarımda da uygulanmış halini göreceksiniz. Yapı olarak şahane. Benziyorlar. Fakat renk olarak bence Rihanna yine eşsiz renk tasarlamış. Öncekilerin de muadillerini çok bulamıyorduk biliyorsunuz. Kısmen benziyor ama Maybelline üstteki birazcık daha pembe alt tonlu. Fenty alttaki gördüğünüz gibi tamamen şeftali alt tonlu. Birazdan uygulayacağım. Dudaklarımda da göreceksiniz. Şimdi Maybelline'in yeni çıkardığı Lifter Gloss'lara geçiyorum. Maybelline'in Lifter Gloss'ları da hyaluronik asit içerdiği için dudakları neme doyurduğu ve pürüzsüz, hacimli gösterdiği vaat edilen gloss'lardan bir tanesi. Şimdi bunları da deneyeceğim. Yakından da ambalajına bakın, bence gayet şık, çok da güzel düşünülmüş. Bunun da bir sürü renk seçeneği var. Ben Fenty'ye benzettiğim iki tanesini seçtim ve kullanabileceğim iki tanesini seçtim. İndirimde de 30 liraydı. Bence çok çok uygun fiyatlı. Fenty'de 189 liraydı. Belki çok yakın olarak düşündüğümüz renklere bakabilirsiniz. Şimdi bunları uygulayacağım. İlk önce, az önce Fenty Glow rengine muadil olabilir diye düşündüğümüz 04 numaralı silk rengini deniyorum. Bakın bunun fırçası da gayet güzel. İsterseniz dudak kalemi kullanmadan da uyguluyorsunuz. Fenty Glow'dan farkını şu anda daha iyi görüyorsunuzdur. Daha pembe alt tonlu, daha başka bir renk ama bence bu da çok güzel bir renk. Fenty Glow'la ikisi kesinlikle renk olarak değil ama yapı olarak muadil, dudaklarımda görüyorsunuz. Ama Maybelline'in 04 numaralı silk rengi de bence eşsiz renklerden bir tanesi. Ben bunu kesinlikle kullanırım. Çok çok beğendim. Yine dudakları hacimli gösteren, görüyorsunuz. Islak görünümlü, cam görünümlü, içinde hiç sim barındırmayan bir glossu. Yine dudaklarımı temizledim. Pudrayla üzerinden geçiyorum ki renkler sizi yanıltmasın. Bu rujları ben aldığımda tabii ki denedim. Nem vermesi gayet güzel. Dudakları pürüzsüz gösteriyor. Şahane. Maybelline'in rujlarından bahsediyorum. Fenty zaten öyle. Şimdi de 05 numarayı deniyorum. Şu uçları da ince olduğu için dudak kalemi kullanmadan dudaklarınıza şeklini de verebiliyorsunuz. Fenty'deki Moving rengiyle kesinlikle alakası yok ama bu da eşsiz renklerden bir tanesi. Maybelline'de bir de şeffaf renk vardı. Belki alıp başka rujlarınızın üstünden sürebilirsiniz. Ya da sadece dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. Bence bu 05 numara da müthiş bir renk. Yine kullanılabilir. Görüyorsunuz yapı olarak aynılar. Renk olarak tabii ki Fenty'nin tonları tutturulamamış ama aynı yapıda yine çok güzel glosslar arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Maybelline'in bu serisine de Fenty'nin serisine de bayıldım. İkisinin de farklı farklı çok güzel renkleri var. Dudaklar olduğundan daha hacimli, daha nemli ve daha güzel görünüyor. Çok iddialı, seksi duruşları seviyorsanız hem yazın kullanabilirsiniz hem kışın kullanabilirsiniz. Özel günlerde kullanabilirsiniz. Kesinlikle dudakların kusurlarını belli etmiyor. Şuralarım normalde benim çatlak ama pürüzlerimi asla belli etmediği gibi tam tersi dudaklarım da çok çok iyi duruyor. Ben çok beğendim. Her iki markanın da glosslarını şu an monitörden kendime bakıyorum. Bugün de Kiko'nun ışıltılı bir farını sürmüştüm. Altına da Maybelline'in color tatularını uygulamıştım. Bronz rengini uygulamıştım. İkisinin uyumunu çok beğendim. En çok hangisini beğendiniz merak ediyorum. Fenty'ye o kadar para vermem. Renkler benim için önemli değil derseniz 30 liraya Maybelline'in Lifter Gloss'larını alabilirsiniz. Şahane, çok iyi yapmış. Ben alınması gereken Maybelline ürünleri videosunu daha bu rujları almadan, denemeden önce çekmiştim. Bunları denemiş olsaydım mutlaka o videoya da eklerdim. O yüzden arkasına hemen çekmek istedim. Çok yeni iki gloss'la da tanışın istedim. Bu ara o kadar çok yeni ürün denedim ki herhalde önümüzdeki haftalarda sizlere sürekli yeni ürünlerle makyaj videoları ya da ürün inceleme videoları çekeceğim. Elimde en az 10 tane yeni ürün var. Onları göstereceğim. Yeni fondöten denedim. Far paletleri denedim, glosslar denedim, Biolis'in yeni koleksiyonlarını denedim. Çok çok güzel yeni ürünler keşfettim ve bir de fondöten keşfettim ki değmeyin keyfime. Bunların hepsini sizlere videolarda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.